Evet. Faranjitten bahsedelim dilerseniz şimdi de. Bu Faranjit. sinüzitle faranjitin bir bağlantısı var Tabii mı? tabii. Demin de Şimdi çünkü... faranjit kişide orta kulak iltihaplanması veya sinüzit varsa kolay faranjit olur. Buradaki iltihaplar zaten boğazdan geçiyor, mideye gidiyor. Evet. Kişi yutkunduğu zaman sinüslerde ne varsa boğazdan da mideye. Midede çok sert bir asit var. Hepsini haşlıyor. Kazan gibi bu mide. Çok sert asit, hidroklorik asit. Ne varsa boğazdan gelen hepsini haşlar. Hiç önemli değil. Çok sert asit. Fakat boğaza geldiği zaman ne oluyor? Orada bu mikropları yok edici asit yok. Ne oluyor? Boğazdaki bademcikleri de iltihaplanıyor. Sonra boğazda ses Evet. telleri iltihaplanıyor. Vesaire problem katlanarak ağırlaşır. Evet. Özellikle de sanatçılar, mesela imamlar, politikacılar faranjit çok oluyor. Ses çok konuşan kişi de çok faranjit Evet. oluyor. Adaçayı forte. Bu da genellikle faranjit olanlar için. Bademcik iltihaplanması ve faranjite karşı. Faranjit genellikle imam, öğretmen, politikacı, ses sanatkarı gibi sesiyle parasını kazanan insanlar da çok olur. Çok konuşanlar da, politikacılar da vesaire. Ses tellerinde. Şimdi faranjiti tetikleyen virüstür. Buna bazen bakteri de karışabilir. Ştafilokokon, ştreptokokon gibi bakteriler karışırsa biraz kompleks bir enfeksiyon olur. Nadiren bağırsaktaki mantarlar mide asidi falan dinlemez. Midenin alt ve üst kapakçığından yukarı çıkar. Faranjite karışırsa bağırsaklardaki mantarlar boğazda faranjit enfeksiyonunda rol oynamaya başlarsa kronik faranjit olur. İşte o zaman tehlikeli. Yani normal bir faranjiti adaçayı çok kısa sürede yok eder. Fakat kronikleşmişse boğazında bir yutkunma hissi, bir acı, bir sızı, konuşmada bir efendim problem yaşıyorsa ve uzun süre bu problem devam ediyorsa bağırsaklardaki enfeksiyona mantarlar da karışmış demektir. Kronik bir hal almıştır. Faranjitte bazıları diyor ki antibiyotik kullan efendim faranjitten kurtul. Faranjit için antibiyotik kullanırsanız hastalık, rahatsızlık katlanarak artar. Neden? Antibiyotik bağırsaklardaki faydalı bakteriyi yok ediyor. Evet. Sinüslerin tahrip ediyor. Boğazdaki mukos ayı tahrip ediyor. Yani kurutuyor dokuyu. Sümüksü, süngerimsi mukozanın üzerindeki mukosu yok ediyor. Yani doku kuruyor. Böylece ne oluyor? Kişinin vücudu yavaş yavaş hastalıklara karşı kendini koruyamaz hale geliyor. Çok hassaslaşıyor. Daha kolay hastalanır hale geliyor. Antibiyotik bağışıklık sistemini çökertiyor. Bir insanın bağışıklık sisteminin alt elementleri, T hücresi, B hücresi, makrofaj vesaire yani bağışıklık sisteminin %85'i bağırsaklarındadır. Artı böbreklere de zarar veriyor antibiyotik. Tabii bugün mesela yani geç 50 yıl öncesine göre birçok insan diyalize giriyor. Böbrek problemi yaşıyor. Evet. Veya böbrekleri yavaş yavaş iflas ediyor. Aşırı tansiyon, kolesterol, diyabet hapları kullanmaktan, ağrı kesici ve antibiyotik kullanmaktan yavaş yavaş bütün organlar iflas ediyor. Çünkü kullanılan kimyasal ilaç vücutta dolanışıyor, dolaşıyor. Her dolaştığında da böbreklere, karaciğere, organlara zarar veriyor. Oysa adaçayı nedir? Faranjit için, bademcik iltihaplanması için 10 numara. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen Evet. doğal. Adaçayının yalnız şöyle bir durum var. Dünyada en kaliteli adaçayı Türkiye'de yetişir. Fakat biz Türkler hakiki adaçayını bilmiyoruz. 83 çeşit adaçayı var. İlla ki gidip
Hakikisini değil de dağ adaçayı veyahut da noplu adaçayı dediğimiz yabani yetişen ve şifa değeri sıfıra yakın olan adaçayını içiyoruz. Şifalı adaçayı nedir? Zalvia officinalis. Evet. Evet.